Teşekkür ederim Sayın Kanım. Değerli basın mensupları, bugün maalesef deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız ve deprem bölgesinde ilk günden beri bakan arkadaşlarımızla beraber tüm ekiplerimizle harıl harıl çalıştığımız bir dönemde şehrim Urfa sel felaketinden ciddi bir şekilde etkilendi. Özellikle Sırrın, Cavşak ve Kara Koyun derelerinin yaşadığımız bu topraklarda bugüne kadar görmediğimiz yoğunlukta dün itibariyle başlayan yağmur neticesinde taşmaları ve bunun sonucunda da 12 vatandaşımızın kaybına sebep olan 20 ve yaralıların da olduğu bir afetle karşı karşıyayız. Aynı şekilde gene Adıyaman'da da deprem bölgesinde en fazla etkilenen illerimizden biri olan Adıyaman'da da aynı afet söz konusu. Öncelikle Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin ve yaralılara da bir an önce şifalarını versin. İlk andan itibaren gerek valiliğimiz, gerek belediyelerimiz, askerimiz, AFAD'ımız, DSİ'nin çalışanları, tüm ekipler canhıraş bir şekilde olaya müdahale edip en başta arama kurtarma faaliyetlerine personellerimiz ve dalgıçlarımız da dahil olmak üzere iş makinelerinin de bölgeye derhal sevk edilmesiyle işlemlere başladılar. Ve bugün değerli bakanlarımızla beraber birçok evi yerinde ve özellikle de Karakoyun, Sırrın ve Cavşak'ta taşmış olan derelerin hemen yanı başındaki konutlara ve iş yerlerine ziyaretlerde bulunduk. Maalesef o alanlardaki konutlar, iş yerleri çok ciddi bir şekilde hasar görmüş. Ancak şunu çok net olarak söyleyeyim. Koordinasyonumuzda yürüyen ve İçişleri Bakanımız ve AFAD'ın valilik vasıtasıyla, DSİ'nin de ekipleriyle, askerlerimizle ve belediye personelimizle hızlı bir şekilde devam eden bu çalışmalarda depremde olduğu gibi bu afette de Sayın İçişleri Bakanımızın ve selde de Sayın Tarım Bakanımızın koordinasyonlarının ne kadar önemli olduğunu hep beraber müşahede etmiş olduk. Bu gece durmayacağız ve sabaha kadar hasar tespit çalışmalarını bir taraftan da defterdarlık elemanlarımız hızlı bir şekilde yürütecek ve yarın gün başlarken hasar tespit çalışmalarının bittiği, en azından çoğunluğunun bittiği ve AFAD tarafından da gerekli ödemelerin hızlı bir şekilde yapıldığı bir güne başlamış olacağız inşallah. Bu yağmur şehrimizde bilindiği üzere görülen şiddette alışkın olmadığımız bir yağmur. Bir aydır tam kuraklıkla ilgili konuşurken DSİ'den tarlalara bir an önce su gelmesi noktasında baskı yapılırken neredeyse yılın yarısının yoğun olarak yağmurun döktüğü dönemi biz bir günde 24 saatte yaşadık. Elbette Urfa buna alışkın değil. Uzun yıllarda bir ortaya çıkabilecek bir afet. Gene depreme de alışkın olmayan bir ilimizde de aynı şekilde 180 tane vatandaşımızı da maalesef burada kaybettik. Ama tüm unsurlarımız da şu anda çok ciddi bir şekilde sahadayız ve tüm gayretimizle de yaraların sarılması için her türlü gayreti ortaya koyma irademiz de çok ve çok nettir. Ben de değerli bakanlarım ve ilgili kardeşlerimizle beraber bu gece iyi burada geçireceğiz ve bu gece inşallah sabaha farklı bir sabaha uyanmak üzere işlemlerimizi tamamlamış olacağız. Ancak buradan özellikle de bu gece devam edecek yağmurlardan dolayı artabileceğine ilişkin ve hafta sonunda gene aynı şiddette olmasa bile yağmurların olabileceğine ilişkin bir tedbiri de elden bırakmamamız gerektiğini
tekrar bir zarar ve ziyana, özellikle de can kaybına zarar vermeyecek şekilde tedbirli olmamız gerektiğini de buradan açıklıkla ifade edeyim. Bölgemizde bir şiddetli yağmur olacağı da aşikar. Dolayısıyla da bu konuda hepimizin tedbirli olmasında fayda var. Zaten bugün de okullar Urfa'da tatil edildi. Bu geceden itibaren inşallah hızını da azaltacak olan yağmurla beraber de yarın tüm işlemlerimizi tamamlama gayretimizi ortaya koymuş olacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Tekrar yaralılara şifalar diliyorum. Allah tekrar bu afetleri yaşatmasın. Yar ve yardımcımız olsun. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Arkadaşlar herkes işine, dediğimiz gibi. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin.